karikatürist Erdil Yaşaroğlu, George Miller'ın yeni filmi 3000 Years of Longing'de rol aldı. Film ekibiyle Cannes Film Festivali'nde yer alan Yaşaroğlu, "Şanslıyım çünkü işinin en iyileriyle çalışma fırsatım oldu. Etrafımdaki herkes Oscar sahibiydi," dedi. Yaptığı açıklamalarla ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki yine olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Tilki bu kez üzerine çanta giydi. Tilki'nin bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Son zamanlarda Amber Heard'le süren iftira davasıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Johnny Depp, haftalardır süren dava stresini İngiltere'deki Jeff Beck konserinde attı. Johnny Depp, Beck'in konserinde sürpriz bir performans sergiledi. Bir John Lennon şarkısı seslendiren Depp'in bu sürprizi sosyal medyada da gündem oldu. İngiltere'de bulunan tarihi Stone Age taşlarına Kraliçe Elizabeth'in portresi yansıtıldı. Platinyum jübile kutlamaları kapsamında eski ve yeni fotoğrafları tarihi taşlara yansıtılan kraliçe 96 yaşında tahttaki 70. yılını kutluyor. Kraliçenin tahttaki 70. yılını kutlamak için düzenlenecek platin jübilede Ed Sheeran'da yer alacak. Ed Sheeran, kraliçe ve merhum eşi Edinburgh Dükü'nü anmak için romantik şarkısı Perfect'i Jubile Pageant'ta seslendirecek. Madonna, Michael Jackson gibi dünyaca ünlü isimleri Türkiye'ye getiren Ahmet San, şimdi de Hollywood filmleri ve yıldızlarını ülkemize getirmek için harekete geçti. 500 bin metrekarelik alana kurulan Minwood Film Stüdyosu'yla her yıl 50 filmin Türkiye'de çekilmesi planlanıyor. AIDS araştırmalarına fon sağlayan yardım kuruluşu Anfar yararına 75. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen galaya yıldız yağdı. Teması evlilik olan bir defilenin yapıldığı gecenin konukları da düğüne gider gibi hazırlandı. Mila Jovovich, Cindy Bruna, bebek bekleyen Shanina Shaikh, Cara Delevingne, Candice Swanepoel ve Diane Kruger kıyafetleriyle büyüledi. Melek Mosso'ya sanatçı meslektaşlarından destek gelmeye devam ediyor. Isparta'da sahneye çıkması engellenen sanatçı Melek Mosso ile birlikte aynı festivale katılacak olan Funda Arar ve Derya Ulu konsere çıkmama kararı aldıklarını duyurdular. Piyanist Fazıl Say, Munzur Nehri ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için Tunceli Munzur Nehri kenarı yakınlarında açık hava konseri verdi. Ücretsiz konserde Say'a, albümlerinde de birlikte çalıştığı mezzo-soprano Serenat Bağcan eşlik etti. Bella Hadid, Fransız kasabası Cannes'da erkek arkadaşı Mark Goldman'la güneşlenirken objektiflere takıldı. Mavi ipli bikinisiyle yürek hoplatan ünlü model, kırmızı halı seremonisinin yorgunluğunu güneşlenerek çıkardı. İnönü Stadı'nda Mor ve Ötesi yaklaşık 35 bin kişiye tarihi bir konser verdi. 10 binlerin katıldığı konserde Mor ve Ötesi 2,5 saatten fazla sahne aldı ve tam 29 şarkı söyledi. Efsanevi müzisyen Bob Dylan, bir müzayede için Blowin' in the Wind isimli şarkısını tekrar söyledi. Parçanın yaklaşık 21 milyon TL'ye alıcı bulması bekleniyor. Amerikalı şarkıcı Madonna, New York'ta Gervonta Davis ve Rolly Romero arasındaki WBA hafif siklet ünvan maçını takip etti. Stili, aksesuarları ve pembe gözlükleriyle kombinini tamamlayan ünlü şarkıcı yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. The Ellen DeGeneres Show'un final bölümünde Brad Pitt'le boşanmasından şakayla karışık bir şekilde bahseden ünlü oyuncu Jennifer Aniston, başrollerinde olduğu efsanevi Friends dizisi bittikten sonra boşanma ve terapinin kendisine iyi geldiği esprisi yaptı. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe, 1+1 yıllık anlaşma sağladığı dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u resmi imzaların atılması için İstanbul'a davet etti. Kapa bildirimi beklenen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de futbolun patronu olacak. Fenerbahçe Beko, İNG Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Darüşşafaka'yı deplasmanda 91-65 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Premier Lig takımlarından Chelsea, kulübün satış sürecinin tamamlandığını ve kulübün yeni sahiplerinin Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum olduğunu açıkladı.
Carlo Ancelotti 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı, 4. şampiyonluğa ulaşarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör rekorunu tek başına ele geçirdi. Beko Android TV spor haberlerini sundu.